Geldiniz. Ben Fotomaç Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Metin Çoşkun. 6 Şubat'ta ülkemizi sarsan Astım Felaketi dediğimiz Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremle hepimiz sarsıldık. Uzun zamandır video çekmiyoruz. Depremden etkilenen milyonlarca insanımız hepimiz ülke olarak el ele vererek bu acıları hafifletmek için harekete geçti. Bazı durumlarda futbol konuşmanın anlamsız olduğuna inanıyoruz. Bu zamanlardan birisini yaşadık ülke olarak. Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kalanlarına başsağlığı dileyelim. Allah sabır versin diyelim. Bu felaketi de el ele vererek hep beraber ülke olarak aşacağımıza inancımız tam. Bununla ilgili tabii futbola da dönelim. Trabzonspor'un Basel'le oynadığı maç bir milli maç havasında geçti. Ya uzun zamandır özlediğimiz görüntüleri hep beraber izledik. Deprem felaketi sonrası Trabzonsporlusu, Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı ve bütün ülke takımlarımız el ele verdi. Renklerin kardeşliği ortaya çıktı. Basel maçı da bir milli maç havasında geçti. Tribünde Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Anadolu'nun tüm takımlarının bayraklarını görmek, zor durumlarda ülke olarak nasıl kenetlendiğimizi bir kez daha herkese göstermiş oldu. Bu asrın felaketinde aşacağımıza inanıyoruz ülke olarak. Tabii Trabzonspor'un Basel maçıyla futbola da döndü ülkemiz. Bunu Trabzonspor'un UEFA'yla iletişime geçmesi, UEFA'nın maçı oynanmasında ısrar etmesi, Trabzonspor'un zaten yaptığı açıklamalarda bu maçı oynamak mecburiyetindeyiz sözleri hepimizin hafızalarında. Böylece de futbola dönmüş olduk. Tabii Astım felaketi sonrası ülkemizde olduğu gibi futbol camiası da kenetlenirken bazı kurallarda da değişikliğe gidildi. Türkiye Futbol Federasyonu liglerimizi 4-5 Mart'a kadar erteledi. Önce bir hafta ertelemişti. Sonra felaketin boyutu net olarak ortaya çıkınca bunu 4-5 Mart'a kadar erteledi. Burada tabii transfer dönemi de önce 18 Şubat'a, ardından da 5 Mart'a kadar ötelendi. Burada şeyi de söyleyelim. Trabzonspor camiası efsanesi, 18 takıma 18 kupa kazandıran, Anadolu İhtilali'ne imza atan, Türkiye'de modern futbolun temellerini atan Ahmet Suat Özyazıcı'yı kaybettik. Trabzonspor camiası ile beraber futbol camiasının başı sağ olsun. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Burada Trabzonspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni asrın felaketi sonrası takımlara bazı haklar tanıdı. Hepimizin malumu 9 takım ligden çekilmeyi istedi ve kabul edildi. Tabii başka takımlar da çekilmek isteyecektir. Futbol Federasyonu bunları değerlendiriyor. Tabii dediğimiz gibi taşlar yerinden oynadıktan sonra transfer dönemi 2 kez uzatıldı. Burada tabii ligden çekilen takımların futbolcularının boşta kalması nedeniyle Futbol Federasyonu FIFA'ya başvurdu. Transfer dönemini bir kez daha uzattı 5 Mart'a kadar. Trabzonspor'da bu sürede önce Hatayspor'dan Erkabi ile görüştü. Onu istiyordu. Ancak Hatayspor futbolcunun sözleşmesinin bitecek olması sebebiyle kiralamaya sıcak bakmadı. Bonservisiyle satarak biraz para kazanmak istiyor tabii doğal olarak. Trabzonspor'da burada anlaşamadılar. Hedef değiştirdi. Markovic aldı Gaziantep'ten. Bu takviyeyle Trabzonspor sağ kanadı ki bu sezon en çok sıkıntı çektiği bölge olan sağ kanadı sağlam almış oluyor Bordo Mavililer. Çünkü Edin Visca döndükten sonra tekrar sakatlanmıştı. Burada tabii birçok futbolcuyu denese de Abdullah Avcı bir türlü verim alamamıştı. Lazar Markovic'in buraya transferi takviyesi tam isabet olmuştur. Lazar Markovic geçmişine baktığımızda çok önemli bir kariyere sahip aslında. Hızı, tekniği gerçekten eşsiz. Ancak bir türlü patlama yapamamış bir görüntüde. Öyle ki bu futbolcuyu Liverpool zamanında 25 milyon euroya transfer etmişti. İngiliz devi her futbolcuya 25 milyon euro vermez. Markovic'i nereden tanıyoruz? Bir de Fenerbahçe'den. Yine dediğimiz gibi hızı, etkili futboluyla göz dolduran, zaman zaman patlama yapabilen ancak bir istikrar sağlayamayan bir görüntüde. Bunu Trabzonspor'da tam anlamıyla değiştirebilir diye düşünüyoruz.
Sonuçta tekniği yerinde, yaşı da yaşlı değil, 28 yaşında Sırp futbolcu. Trabzonspor'un sağ kanadı artık ona emanet edilecek. Bu futbolcunun sol kanatta ve forvet arkasında, hatta forvette de oynayabilmesi tabii ki ekstra avantajlar olarak göze çarpıyor. Bundan da bahsedelim. Trabzonspor 23 Şubat'ta artık Basel'le rövanşa çıkacak. 1-0 kazanmıştı ilk maçı, Trabzon'daki ilk maçı. Burada tabii Larsen'in golüyle kazandığını hatırlatalım. Turu geçeceğine inanıyoruz Trabzonspor'un. Bu hem ülke puanımız için hem de bu zor günlerde ülkemiz için bir nebze de olsa moral kazandıracaktır. Bu zor günler için hafif bir tebessüm ettirecektir insanımıza. Bu bütünleşmenin, bu birlik beraberliğin uzun süreli olmasını temenni ediyoruz. Tabii çok özlediğimiz görüntülerin devamı asrın felaketiyle de gelmiş olsa umarız devam eder. Futbolun sadece bir futbol olduğu, yani sahada mücadelenin devam edeceğini, ezeli rekabetlerin devam edeceğini, ancak saha dışında hepimizin kardeş olduğunu bir kez daha göstermiş oluyoruz. Burada Trabzonspor için Rus basından ilginç bir iddia ortaya atıldı. Ondan da bahsedelim birazcık. Timur Süleymanov, Nijni Novgorod'da forma giyen 22 yaşındaki forvet. Rus basını Trabzonspor'un bu futbolcuyla anlaşmak üzere olduğunu öne sürüyor. Bu tip haberler yapıyor. Futbolcunun Nijni Novgorod'la sözleşmesi sona eriyor bu sezon sonunda. Hatta Trabzonspor'dan önce futbolcunun sözleşme uzatma teklifini kabul ettiği, kulübünün teklifini kabul ettiği, ancak Bordo Mavilerin devreye girmesi sonrasında bunu kabul etmediği, Trabzonspor'a gitmek istediğini söylediği iddia ediliyor haberlerden. 1,88 boyunda. Ancak bu transferin Ocak ayında mı, sezon sonunda mı gerçekleşeceğine yönelik herhangi bir detay şu anda yok. Bekleyip göreceğiz. Aslında Lokomotiv Moskova ikinci takımında forma giyerken patlama yapmış bir futbolcu. Nijni Novgorod'da 87 maçta 19 gol atmış, 8'de asist yapmış. Toplamda 147 maçta 48 golü var. Genç, geleceğe yatırım olarak düşünülebilecek bir futbolcu. Burada videomuzu sonlandıralım. Kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi unutmayın. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için